Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Öncelikle canlı yayında bunları anlatmak isterim. YouTube'da canlı yayına geçmek isterim ama abone sayım sınırlı sayıda olduğu için canlı yayın yapamıyorum. Video çekerek size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Kızıştırıcı mamanın tarifini vereceğim ama öncesinde kızıştırıcı mamayı hangi kuşlara vermemiz gerektiğini size açıklamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle mesela saka saka yapacak arkadaşlardan bahsedeyim. Doğa kuşuyla doğa kuşu aynı cins kuşları birbirleriyle eşleyecek arkadaşlar. Bunun için herhangi bir kızıştırıcıya falan gerek yoktur. Bu kuşlar yüksek ihtimalle çöken, yani kendi hem cinsinden çöken her kuşa binerler. Yani bunları kızıştırmanıza gerek kalmaz. Ama dişiler hep seçicidir. Dişi kuşlar hep seçicidir arkadaşlar. Doğa kuşlarından erkek kuşlarımızın hiçbir önemi yoktur. Her türlü aynı cins olan kuşlar birbirine eşler. Ama dişi erkek seçicidir. Erkeği seçer. Onun için de zaten bazı videolarım var. Daha detaylı da çekerim. Şimdi melezleme yapacak arkadaşlardan var. Bakın arkadaşlar, şimdi kuşumuz ötüyor. Kızgın. Çok güzel ötüyor. Gagayı da sildi. Ama kanarıyla çiftleşmiyor. Bunun için kızıştırıcı mamadan medet ummayın. Şimdi binici kuş her kuş meleze girmiyor. Yani binici kuşun şöyle bir özelliği var. Tüyde dahi olsa, eğer binici ise yanındaki çöken kanarıya biner ama basmaz. Yani binici kuş her türlü kendini gösterir. Onu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Onun için ya işte kanaryam çöküyor, sakam da hazır ama binmiyor. Kızıştırıcı mamayla bunu halledebilir miyiz? Demeyin, halledemezsiniz arkadaşlar. Eğer kuşunuz hazır ve binmiyorsa asın duvara, dinleyin. Boşu boşuna melezlemeyle uğraşmayın. Ha, şöyle bir durum var. Şayet hayvan daha hazır değil ve daha hiç eşe atılmamış, daha önce kanaryayla eşe atılmamış. Bunun hazır olmasını bekleyeceksiniz. Hazır olduğunda emin olun, eğer binecekse binecektir. Ha, binmedi diyelim, söz gelimi. Belki de sizin önünüzde binmeyecek. Belki de biniyor ama siz görmemişsiniz. Yani sizin gözünüzün önünde olmaması gerekiyor. Çünkü kimi kuşlar ürkek olur ama biner. Siz görmezsiniz ama biner. Onun için de biraz denemeniz gerekiyor. Biraz kanaryayla denersiniz. Siz görseniz ya da görmeseniz de, dolu mu boş mu bakın, ona göre de kuşunuzu duvara asın, dinleyin arkadaşlar. Şimdi mamadan bahsediyorum. Arkadaşlar mamamızı 1 kilo içeriğinden bahsediyorum, 1 kilodan. Siz verdiğiniz mamaya göre 3'te 1 civarında, daha sonra yani servis edeceğiniz zaman 3'te 1 civarını, aynı şekilde 3'te 1 suyunu katıp mamaya o şekilde veriyorsunuz. Yani şu an hazırlayacağımız mamayı sulandırma servisinden 10 dakika önce sulandırıyoruz, 10 dakika demlendiriyoruz, ondan sonra servis ediyoruz hayvanlar. Şimdi arkadaşlar 1 kilo kutlu böcekli mamamıza 150 gram nijel katıyoruz. Bunun 75 gramını karıştırırken, mamayı karıştırırken kattık. Bunun 75 gramı da, yani bunu %100 yapamazsınız ama hani en azından ölçek olarak düşünün. Mamamıza arkadaşlar 1 kilo kutlu böcekli mamamıza 75 gram, yani 150 gram nijelimiz var ama 75 gramını kattık. Tamam mı? Daha sonrasında 100 gram fındık, 100 gram da badem çiğ şekilde robotla çekiyoruz arkadaşlar. Bunu katıyoruz. Karıştırıyoruz yine aynı şekilde. Bu fındık ve bademi karıştırdıktan sonra arkadaşlar 40 gram bal ilave edeceğiz. 40 gram saf bal karıştırıyoruz arkadaşlar. 10 milim Camelina sativa soğuk sıkım yağı. Şimdi Camelina sativa çok güzel bir kızıştırıcı ama kuşlarımız bu tohumu yemiyor. Biz de bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Karıştırıyoruz. Yani yağını çıkartıyoruz. Yağıyla mamada vermek en ideali. Daha sonrasında arkadaşlar bunları da karıştırdık. Şimdi bu kuşlar hani kimisi tamam fındık ve badem kuşa enerji verecek ama kimisi kuşumuz şey olabilir, böyle hani ne diyeyim, şöyle söyleyeyim, hantal olabilir, yani sağa sola zıplamayan bir kuş olabilir. Bunun için yağ yaparsa şayet, yağ yapmaması için, yani karaciğere yağlandırmamak için, kuşu hasta etmememiz için de içine 50 gram deve dikeni tohumu katıyoruz arkadaşlar.
Daha sonrasında bunu karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Mamamız hazır durumda. Bal mamayı bozmaz, su mamayı bozar. Yani belli bir zamandan sonra. Onun için oranını ayarlayıp 1/3 ne kadar söz gelimi ne kadar ölçekle ölçüyorsunuz. Ona göre 1/3 oranında suyla karıştırıp 10 dakika demlendirip mamanızı veriyorsunuz arkadaşlar. Mamayı servis ettiğiniz tabağın üstüne diğer kalan 75 gram liderimizden biraz döküyorsunuz ki kuşunuz mamaya gaga sallasın. Çünkü çoğu doğa kuşu mama yemez. Ama gagayı oraya salladığında Nijeri yediğinde fındık ve bademi görecektir. Daha sonrasında mamayı beğenip yiyecektir arkadaşlar. Daha sonra mamamızı verdikten sonra da bunu haftada 2 gün yapıyoruz arkadaşlar. Ama önünden almayın. Söz gelimi pazartesi koydun. Salı durdu, çarşamba durdu. Yani ta gibi 3 gün gibi. Perşembe günü alıyoruz. Yenisini koyuyoruz. O zamana kadar ne? Ha, yiyorsa koyun abi, acımayın. Yiyorsa koyun. Ama az az yiyorsa da tazelemek adına 2-3 günde bir vereceksiniz bunu. Gaga sildikten sonra, hazırlandıktan sonra bunu keseceksiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı olsunlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah Allah gönlünüze göre verir. Allah'a emanet olun.